İstanbul Geceleri'nde özel bir derginin 15. kez düzenlenen ödül töreninde ünlü isimlerleyiz. Tuana Türkay her zamanki gibi zerafetiyle göz doldurdu. Alışverişle arasının iyi olduğu düşünülen güzel oyuncudansa beklenmedik bir yanıt geldi. Ben açıkçası alışveriş yapmayı çok fazla sevmiyorum. AVM'leri de çok fazla sevmiyorum, evet. Benim yerime hani bedenim hep senelerdir aynı olduğu için ablam alır genelde bir şeyler. Geçtiğimiz günlerde bir kozmetik markasının yaptığı indirim çılgınlığı izdiham yaratmış, ortaya çıkan kavga görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Yaşananlar hatırlatılan Tuana Türkay'dan zor para kazanıyorum çıkışı yükseldi. Hiçbir fikrim yok, sabah 5 gece 1 çalışıyorum ve çok zor kazanıyorum. O yüzden bir söz var ya, bir şeyi satın alırken onu kazanmak için harcadığınız zamanla alıyorsunuz, parayla değil aslında. O yüzden de benim için zamanım da çok kıymetli, kazancım da çok kıymetli. İndirim avcısı deyince akla gelen ilk isimlerden Ivana Sert. Kovalıyorum tabii canım. İndirim bende sorulur. Her nerede indirim varsa arayıp bulsa da Ivana Sert alışverişin medenisini tercih ediyordu. O indirimlere kovamıyorum. Çünkü çok fazla, yani gereksiz, yani orada birbirine yani girmek gerek yok yani 5 TL için. Ama böyle genel olarak yani sayfalarda ve özel bir mağazalara giriş, indirimler ne zaman giriyorsa soruyorum. Ona göre böyle daha böyle medeni giriyorum. Teşkilat dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar, ilgiyle izlenen dizilerinin yeni sezonda da devam edeceğini duyurdu. 110. bölümü yayınladık. Pazar günü. 111. bölümde sezon finali yapacağız. İnşallah seneye de devam ediyoruz. Teşkilat dizisinin yıldızı Murat Yıldırım da gecede sadece dizinin değil tüm Orta Doğu ve Balkanların yıldızı haline gelmesini yorumladı. Asi dizisinin yayınlandığı ülkelerle Aşk ve Ceza dizisinin yayınlandığı ülkeler çok böyle birbirinden farklı ülkeler olunca biraz benim öyle bir şansım oldu o dönem. Öyle olunca hem Güney Amerika'dan işte Orta Doğu aşağılara kadar her yere kadar Avrupa'da da aynı şekilde, Rusya'da dizilerimizin izlenme şansı oldu. Murat Yıldırım, 2022'de kucağına aldığı kızı Miray'ın yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişti. Ta ki kayınpederi paylaşıncaya kadar. Canı sağ olsun. Öyle bir yanlışlık oldu. Tatlı oldu. Biz bir gün görünecekti zaten. O gün iş. Settar Tanrıöye'nin geçirdiği rahatsızlık sonrası yerine gelen Kızılcık Şerbeti'nin yeni aposu Ahmet Mümtaz Taylan'a tükenmişlik sendromuna yakalanan rol arkadaşı Müjde Uzman soruldu. Belki o arkadaşları sadece sete gitmiyordur, başka işleri de vardır ki kimi kastettiğinizi biliyorum. Çok çalışan bir insan. Müjde'den bahsediyorsanız evet. Eğer. Öyle hissetmişse öyledir. Onu benim söyleyebileceğim bir şey yok. Önemli olan sağlık. Bir diğer rol arkadaşı Feyza Civeley'in yasaklı madde alışverişinde yakalanmasıyla ilgili ise yorumsuz kaldı. Bu tür şeylerle ilgilenmemiş bir zaman. Yani öyle iddialar var. Onun da eski bir şey olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, ben set arkadaşlarımdan gayet memnunum. Yani profesyonel şeyler, açılardan, profesyonel meseleler üstünden konuşabilirim. Gerisi dedikodu oluyor. Orhan Gencebay her zamanki jantiliğiyle kamera karşısına geçti. Tespihi ise ilk göze çarpan detaydı. Bu rengin adı nedir? Turkuaz. Öyle derler. Türk'ün rengi. Aslında Türküaz'dır. Türküaz. Atalarımız bu rengi binlerce yıl öncesinden beri kullana gelmiştir. Bu mavi rengi çok kullanmışlar. Geçtiğimiz haftalarda Mayo'yla 10. yıl marşını söyleyen hadise eleştiri oklarını çekince Orhan Gencebay'ın yorumu merak edildi. Mayo genelde deniz kenarında giyilir tabii. Bizim bildiğimiz. Yani görmediğim için tam yorum da yapamıyorum. Daha doğru olmak gerekeni yapmamız lazım. Saygıyla. Bilindiği üzere son yıllarda biyografi filmleri revaçta. Ne var ki Orhan Gencebay hayatının film olmasına oldukça karşıydı. Ben hiçbir zaman düşünmedim, yapmayacağım. Ben son derece mutlu büyüdüm. Ayrıca olaylarda yanlış şeyleri de yapmak istemiyorum. Yaşam boyu onur ödülünü almak için gelen Erol Evgin'e alınan duyumlar soruldu. Efendim 30 yaşına giriyormuşsunuz bugün. Sorma. Yaş şeyini hiç açma ya. Belki de genç yetenek ödülü verirler bana yani. Değil mi? Olur. Zeynep Bastık'ın ilk kez magazin hattı kameralarına Serkay Tütüncü aşkını itiraf ettiğini hatırlarsınız. Tanıyoruz birbirimizi. Yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısı. Zaten nasıl bu kadar hızlı oldu, yayıldı, biz de anlamadık filan. Tanıma aşamasını hızlı geçen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk fotoğrafını Kenan Doğulu'nun doğum gününde vermişti. İlk görüntülerini ise gecelerde verdi. İlk kez bir aradaydı. Zeynep Hanım, Serkay Bey merhabalar. Muhabirim, gazeteciyim. Nasılsınız? Neler söyleyeceksiniz ilişkiyle alakalı? Çok kısa konuşalım. Arkadaşız demiştiniz ama
Soruları yanıtsız bırakıp bir mekana giren çift dakikalar sonra bir kez daha kamera karşısına geçti. Ne var ki yine ağızlarını bıçak açmadı. Serkay Bey merhabalar, iyi akşamlar. Ne haber abi? Teşekkürler Zeynep Hanım, nasılsınız? Aşkı da belgelemiş olduk. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim. İyi akşamlar. Görkem Sevindiğin karalığı İstanbul geceleriyle yarışır durumdaydı. Haliyle ne ara bu kadar bronzlaştığı merak konusu oldu. Ben niye yandım? Şey işte oğlanı denize götürüyorum sürekli. Denizi çok seviyor. Yüzmeyi çok seviyor. İşte boş olduğum vakitlerde onunla beraber takılıyoruz güneşin altında. Bir diğer taraftan Görkem Sevindik'le 4 yıl önce nikah masasına oturduğu milli basketbolcu Kübra Siyahdemir'den üzücü haber geldi. İşte yazıldığı gibi abi öyle tatlı bir şekilde yollarımızı ayırdık. Görkem Sevindik ve milli basketbolcu Kübra Siyahdemir 2020 yılında gizlice nikah masasına oturmuş, evlendikleri tam bir yıl sonra öğrenilmişti. Tıpkı evliliklerini gizledikleri gibi boşanmalarını da gizlediler. İkili geçtiğimiz ay anlaşarak boşandılar. Evet anlaştık ya, çok görüşüyoruz da zaten. Sonuçta 2,5 yaşında da bir çocuğumuz var. Allah izin verirse hep de görüşeceğiz yani. Velayet hanede kaldı diyebiliyoruz ama. Beraber velayet, ortak. Görkem Sevindik merak edilen boşanma sebebini ise anlaşamamak olarak açıkladı. Problem yok. Yok ya, olabilir, insanız hepimiz yani, anlaşamazsın bir yerde, ortak paydada buluşamazsın. Tatlı bir şekilde ayrıldık yani. İstanbul gecelerinde Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira'ya gönlünü kaptırdığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu var. Aşk söylentileri karşısındaysa oldukça kaçamak bir yanıtı var. Yok arkadaşlar yani ne diyebilirim, bir şey diyemem sana. Aleyna Kalaycıoğlu'nun başındaysa talihsiz bir olay var. Yani aşağı indim, aracın camı patlamıştı. Bilmiyorum kim yaptı ama bir not falan bırakmışlar. Bayağı saçma bir olay yaşadım yani. Böyle saçma sapan bir not bırakmışlar yani, anlamadım. Saçma sapan bir olay yaşadım dün. Bir kötü yorumlar yani, iyi bir şey değil. İstanbul gecelerinde ünlü isimlerin akın ettiği bir başka etkinliğe çeviriyoruz kameralarımızı. Komedinin sevilen isimlerinden sahnelerin yükselen yıldızı Bengisu Apak. Daha ilk gösterisinde Cem Yılmaz'ı ağırlamıştı kendisi. Evet sağ olsun. Ama benim için çok büyük bir şeydi. Yani o bizim hani çocukluğumuzdan ya birisi yani. Kim gelse en çok gerilirsin deseler Cem abi derdim. İlk gösterime de o geldi. Hep şey verdi bana, çok güzel geçecek bugün, gör falan dedi. Hiçbir şey demedi ve ondan sonra hep destek oldu. Cem Yılmaz'sa en son Hasan Cankaya ile yaşadığı polemikle adından söz ettirmişti. Stand-up dünyasında veteran komedyen tartışması çıkmıştı. İzlemesi çok keyifli gibi bir şey oluyor onun ama yani öyle bir şey değil aslında. Sonradan anlıyoruz ki ya ben öyle bir şey demek istemedim, yok ben de ona öyle demedim falan. Yani bunun bir şeyi yok. Zaten zor bir iş sahnede. Gerçekten bazen dayak yiyorsun, bazen güzel geçiyor falan. O yüzden benim kimseye edecek bir lafım yok. Bütün abilerime, ablalarıma saygı, sevgi gösteririm. Ünlü isimler yazın gelmesiyle bir tatil beldelerinde soluğu alırken Cemalcan Canseven henüz İstanbul'daydı. Ben zaten İzmirliyim. Yani İzmir Foça, yazlık yer çocuğuyum. O yüzden bize öyle bir tatil yok. Bize yaz geldi mi eve gitme var. Kamp hayatına merak salan İlker Kızmaz, hazır yaz gelmişken karavanıyla yeni yolculuklara hazırdı. Ben 2000 yılından beri karavanım var benim. 24 sene oldu neredeyse. Değiştirdim sürekli falan. Benim için çok kolay ama işte zorlanan arkadaşlar oluyor bazen. Eşim olsun, kızım olsun falan. Oralarda garip şeyler oluyor ama keyifli yani genelde. Avusturya'ya gittim, Almanya'ya gittim, Sicilya'ya gittim 2-3 kere. Sürekli yurt dışına çıkıyorum ya. Geçtiğimiz Mart ayında Volkan Bahçekapılı ile tek celsede 10 yıllık evliliğini sonlandıran Buse Terim, aylar sonra sessizliğini katıldığı etkinlikte bozdu. Yani çok önemli değil nedeni ne olduğu bence. Yani nasıl evlenmek çok normal bir şeyse, ayrılmak, boşanmak bunlar da normal şeyler. O yüzden hayatta var bunlar. Boşanma nedenini açıklamaktan kaçınan Buse Terim, kızlarının babasıyla görüşmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi. Hayır olur mu öyle şey? Çocuklar... Biz aynen öyle anne babayız, iki tane kızımız var. O yüzden hayat boyu görüşeceğiz. Hep bir arada olacağız onlar için. O yüzden hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok.